Colorado Nehri'nin sularını Arizona çöllerine taşıyan Yuma Mesa sulama kanalları bölgede tarım yapmayı mümkün kılıyor. Ancak Colorado Nehri'nin suları giderek azalıyor. 400 kilometre kuzeydeki Hoover Barajı'nın suyu rekor seviyede düştü. Mill Gölü'ndeki suyun azalması Jim Werrell gibi çiftçileri kaygılandırıyor. You certainly worry about the future. Gelecek bizi kaygılandırıyor. Barajlar bize yıllardır su sağlıyordu. Ancak su seviyesi o kadar azaldı ki yakında tarlalar için su kalmayacak. Arizona eyaleti yetkilileri de kaygılı. Tom McCann, Colorado Nehri'nden Phoenix ve Tucson kentlerine su götüren Arizona projesi sorumlularından. Mead Gölü'nün suyunun azalması, Colorado Nehri'nden beslenen güney bölgelerde ilk kez su sıkıntısı ilan edilmesine adım adım yaklaştığımızın bir işareti. Susuzluktan ilk etkilenecek olansa Arizona projesi. Arizona'daki kentler su rezervleriyle ancak 10-15 yıl idare edebilir. Yetkililer alternatif su kaynakları arayışı içinde. Colorado Nehri'nin suyunun %80'i tarımda kullanılıyor. Kentler bu nedenle Arizona projesindeki yöneticilerden yardım istiyor. Eğer su sıkıntısı iyice artar ve kentleri tehdit etmeye başlarsa, çiftçilere bir yıl boyunca su kullanmamaları için teşvik primi ödenir ve o yılki su kentlere verilebilir. Yuma'daki bir pilot bölgede bu seçenek uygulamaya konulmuş. Bu tarlada bir zamanlar alfalfa bilgisi yetiştiriliyordu. Tarla şimdi boş olsa da çiftçisine para kazandırmaya devam ediyor. Arizona projesi çiftçiye tarlasını Nadas'a bırakması için ödeme yapıyor. Çiftçi Weddle tasarruf yapmakla kalmıyor, toprağının da yenilenmesini sağlıyor. Arizona'daki bu tarlaların Nadas'a bırakılması yaz sıcağında toprağa iyi geliyor. Topraktaki bazı hastalıkların ve hastalıkların ölmesi sağlanıyor. Weddle bir sonraki mevsim için daha çok saman elde edecek. Program sadece 600 hektarlık alanı kapsıyor. Bu da çok su tasarrufu yapılmayacağı anlamına geliyor. Ancak tarım bu bölgenin ana geçim kaynağı olduğu için çiftçiler Nadas programının kapsamının genişletilmesi taraftarı değil. Çok geniş tarlaların Nadas'a bırakılması traktör satıcılarını, tohum ve tarım sigortası şirketlerini, süpermarketleri, hatta restoranları da olumsuz yönde etkiler. Ancak bölgedeki dört büyük kentin su idareleri 11 milyon dolarlık tasarruf planının bir parçası olarak Nadas'a bırakılan tarla sayısını artırmak istiyor. Çiftçiler ise kentlere daha fazla su verilmesi amacıyla fedakarlık yapmak zorunda kalacakları için tedirgin. Selin Sörünlü, Amerika'nın Sesi, Washington.